Arkadaşlar merhabalar bu videomda 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani üçgenlerin 19. videosundayız. Üçgende alanın da 1. videosundayız. Üçgende alanın toplamda 3 video anlatmayı planlıyorum. Bu videonun pdf'i ve bundan sonraki alan videoların pdf'ini videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak alan başlığı adı altındaki pdf'i indirebilirsin. Pdf'i indirdiysen kalemin hazırsa daha doğrusu sen de hazırsan Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende alanın formülüyle daha doğrusu tanımıyla başlayalım. Genelde bak burası es geçilir. En önemli yerdir. En önemli yere zaten 5 sayfa ayırmışım. O yüzden buraya çok ama çok dikkat et. Özellikle bu videoya çok dikkat et. Üçgende alan tanımı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Yani alan neye eşitmiş? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Normalde şöyle yazılıyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2 deniliyor ama şu ifade bence çok önemli tabana ait yükseklik olması gerçekten ama gerçekten çok önemli. Çünkü ek çizim bu videonun ek çizimi, daha doğrusu bu konunun ek çizimi. Tabana ait yükseklik kardeşim. Özel açılı üçgenlerde özel açı mantığını kullanarak dik çizeceksin. İşte ne bileyim eski konular falan işte ikiz kenarlık varsa orta taban varsa bunların yanında ilk etapta buradaki ek çizim tabana ait yüksekliği düşüneceksin. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 neye eşitmiş arkadaşlar? Alana eşitmiş. İşte bu video boyunca full bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle dar açılı üçgende dik yüksekliklerin kesim noktasının nerede olduğunu biliyorduk. Hemen şurada olduğunu biliyorduk. Diklik merkezi içeride olduğunu daha öncesinde söylemiştik. A tabanına ait yükseklik bak H A. B tabanına ait yükseklik hBC B. C tabanına ait yükseklik de H C. Yani üçgenin alanı ya A çarpı H A bölü 2 ya B çarpı H B bölü 2 ya da C çarpı H C bölü 2 eşittir. Artık hangi taban ve hangi tabana ait yükseklik verimsi oradan yapabilirsiniz. Sonra dik açılı üçgende de arkadaşlar şu... Ee, A tabanına ait yükseklik C yapıyor ya. A çarpı C bölü 2 üçgenin alanıdır. Aynı zamanda B tabanına ait yükseklik de H olduğundan dolayı B çarpı H bölü 2 de diyebiliriz. Peki geniş açılı üçgende ne oluyordu? Üçgenimiz bak şu üçgense bundan da bahsetmiştik zaten diklik merkezinde. Yükseklik nereye düşüyor demiştik. A tabanına ait yükseklik verilmişse soruluyorsa bize sadece çizilen yükseklik hop dışarı doğru düşüyor. Hatta diklik merkezinde dışarıda olduğunu zaten size söylemiştik arkadaşlar. Ee, o zaman burada Şöyle bir geniş açılı bir üçgen gördüğümüz zaman şöyle bile olsa hocam şu üçgene ait yükseklik budur. Ya da şu tabana ait yükseklik hocam şudur diyebiliriz. Hatta bu taban verilmişse de bu tabana ait yükseklik şuradan şu şekilde çizilir. Sadece bir tanesi içeride diğer ikisi nerede oluyor? Dışarıda oluyor. Diklik merkezinde zaten buna geniş bir yer vermiştik. Şimdi buradaki taralı alan sorulduğunda mesela arkadaşlar böyle şey nereden geliyor? Geniş açılı muhabbetten geliyor. Normalde dörtgenlerde bunun alan formülünü göreceksiniz ama bak kardeşim şuraya A diyecek olursak ondan sonra şuraya X buraya da Y diyecek olursak hocam şu üçgenin alanı nedir? A tabanına ait yükseklik dışarı düşmüş sadece X. A çarpı X bölü 2 artı şu üçgenin alanı nedir? Hocam A çarpı Y bölü 2. A çarpı Y bölü 2. E burada A bölü 2 parantezine alınca X artı Y mi kaldı? Evet. Şimdi burada taralı alan ne demiş? Şu A çarpı BC bölü 2. Yani AE çarpı BC bölü 2 demiş. Bence böyle bir şey gördüğünüz zaman taban çarpı tabana ait yükseklikten yapmanız tavsiye edilir. Tutup da buradaki formülü ezberlemenize gerek yok. Bak gerçekten de BC dediğimiz X artı Y çarpı AE dediğimiz A. X artı Y çarpı A bölü 2 neye eşit oldu arkadaşlar? Alana eşit oldu. Ama bunu özel olarak ezberlemeye gerek var mı? Yok. Özellikle şunu vurguluyorum sorulara başlamadan önce. Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa üçgenin alanı %99.9 taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkıyor arkadaşlar. Bu dediğimi sakın ama sakın unutmayın. Evet geldik şuraya. Alan ABC isteniliyor bizden. Alan ABC isteniyorsa 90 derecede var ya bak taban burası bu tabana ait yükseklik var. Taban toplamda kaç? 9. Yani 9 çarpı 6 bölü 2. Bu da kaç çıkıyor arkadaşlar? 27 çıkıyor. Evet alan ABC 27 oldu örnek bir Geldik örnek 2'ye. Ne demiş burada? Alan ABC'ye 24 demiş. BC'yi de 8 vermiş. Hocam burası BC. AD x isteniyor bizden. E, alan 24 neye eşit? Taban ve tabana ait yükseklik var. 8 çarpı x bölü 2'ye eşit diyeceğiz. Hocam sadeleşse 4 yapsa 4 x 24 ise x de böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden de AD isteniyor zaten. Geldik bir sonraki soruya. Ne var burada? Pisagor bağıntıları var. 3, 5. Şurası da 90 derece. 3, 4, 5 üçgeninden 4 burası. 3 ve 3 kök 5 var. 1, 2 kök 5 üçgeni. Küçük olanın kök 5 katı ya. Küçük olan 2 katı olmak zorunda değil mi burası? Evet. İstersen Pisagor'dan bul. Alan ABC isteniyor. Bak taban belli. Tabana ait yükseklik belli mi? Belli. Yani alan ABC 10 çarpı 3 bölü 2 eşittir. 30 bölü 2'den cevap kaç çıkar? 15 çıkar. Örnek 3 15 çıktı. Geldik örnek 4'e. Şimdi 60 derece verilmiş. 30 derece olur burası. 30 60 90 üçgen çıktı. Bu 30 60 90 üçgenin alanı soruluyor bize. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı direkt kök 3 kattır. 6 kök 3. E dik üçgenin alanı isteniyor. O da dik kenarlar çarpımının nesidir? Yarısıdır. 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. 18 kök 3 bölü 2'den cevabı ne buluruz? 9 kök 3 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle 9 kök çıktı. Örnek 4'te. Geldik bir sonraki soruya. E, taralı alan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu taralı alanı nasıl bulacağız? E, hocam biz üçgenin alanını biliyoruz. E, büyük üçgenin alanından şuradaki beyaz alanı çıkartarak. E, yani 21 çarpı burası kaç? 14. 21 çarpı 14 bölü 2'den neyi çıkartacağım? Şuradaki alanı çıkartacağım. Hocam o zaman benim nereyi bulmam lazım? Şuradaki A'yı bulmam lazım. A'yı nasıl bulacağım? E bunlar birbirine paralel değil mi? Her ikisi aynı doğruya dik olduğundan dolayı. Evet. E o zaman bunu bulacağız arkadaşlar. Ne var burada? Benzerlik var. Hocam şunun tamamının oranı. Yani 8 bölü 14 eşittir. A bölü 21 değil mi? Evet. A bölü 21. Bu 7'ye bölsen 2. 7'ye bölsen 3. 2 ile 8 sadeleşti. 4. 4 kere 3 12. A'yı da böylelikle 12 buluruz. E artık tüm alandan şu alanı çıkartıyordum. Yani 21 çarpı 14 bölü 2'den şu alan 8 çarpı 12 bölü 2 değil midir? Evet 8 çarpı 12 bölü 2 isteniliyor bizden. Şu sadeleştirelim 7. 7 kere 21 hocam 147 yaptı. Eksi şu 48 mi yaptı? Evet Cevapta kaç yapıyor o zaman? Sanırım 99 yapıyor arkadaşlar. Şu 48 değil mi? Evet 6 kere 8 48. 147 eksi 48'den cevap 99 oldu. Örnek 5 99 oldu. Geldik örnek 6'ya. Alan ABD nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu üçgenin alanı soruluyor. E şekilde 90 derecede özel bir açı varsa tabana ait yükseklikten çıkar. Hocam şu üçgende taban olarak burası verilmiş. Ha, bu tabana ait yükseklik var mı diye bakacağım. Hemen altının tepesi neresi diye bakacaksın burası. Buradan çizilen yükseklik verilmiş. Bir tek geniş açılı olduğu için dışarıya düşmüş. Direk alan neye eşit olacaktır? 6 çarpı 5 bölü 2'ye. 30 bölü 2'den cevap 15 yapar. Sonraki soru alan ABC isteniliyor bizden. 10 verilmiş. de kaç verilmiş? 12 verilmiş. Hocam burası 12. E tamam ben şu üçgenin alanını bulabilirim. Hocam burası ne? 12 çarpı 4 bölü 2. E hocam bana burası da lazım olacak. Bu üçgenin alanını nasıl bulacağım? Hocam şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı nedir? Tabana ait yükseklikten çıkar. Bak buradan 10 tabanına ait yüksekliği bulacağım. Hop şu değil midir? Evet. E buradan bu tabana ait yüksekliği çizince. Ana ne çıktı burada? Açı ortay. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşitti. 4 ise burası da 4'tür. O zaman alan ABC ne olacak? Şu üçgenin alanı artı bu üçgenin alanı. Yani 10 çarpı 4 bölü 2 artı 12 çarpı 4 bölü 2 değil midir? Evet. 40 bölü 2'den 20 burası. Burası da 48 bölü 2'den 24. Topladığımız zaman da kaç yapıyor? 44 yapıyor. Evet örnek 7 44 oldu. Geldik örnek 8'e. Evet burada neler verilmiş? AC'yi kök 41 vermiş. AC kök 41 verilmiş. E hocam burada ne yapmalıyız? Vallahi öncelikle 4 5'li üçgeni 3 4 5 üçgeninden burası 4 3 mi çıktı? Evet. Bizden de DE uzunluğu isteniyor. Şuradaki X uzunluğu isteniyor. E Pisagor bağıntısı yapalım. Pisagor bağıntısında şunun tamamını A diyecek olursam 4'ün karesi artı A'nın karesi eşittir. Kök 41'in karesi yani kaç yapıyor? Kök 41'in karesi yazalım hadi neyse. Buradan a kare neye eşit oldu? 41 eksi 16. 41 eksi 16. 25 mi yapıyor? Evet. A'yı da kaç bulduk o zaman? 5. A 5 ise tamam 5 olduğundan. Buraya ne kaldı arkadaşlar? Buraya 2 kaldı. Eyvallah. Şimdi dikkat et. Buradaki soruda artık alfabete benzerliğinden bulabilirsin aslında. Hocam şu üçgenle büyük üçgen benzer diyebiliriz alfabeteye dalıp. Ya da şu üçgene bakacak olursanız arkadaşlar. Bu üçgende kök 41'e ait ne var arkadaşlar? Gördüğünüz üzere hocam kök 41'e ait yükseklik soruluyor. Ha taban ve tabana ait yükseklik soruluyorsa alandan gidebiliriz değil mi? O zaman alan neye eşittir? Hocam kök 41 çarpı 2 bölü kök 41 çarpı x bölü 2 eşittir. E bunun alanı başka bir şeye eşit midir? Evet. Hocam bunun alanı aynı zamanda bak iki tabanı var şu sarı üçgende. İki tabanına ait tepe noktası burası. Çizilen yükseklikte de 4 değil mi? Aynı zamanda 2 çarpı 4 bölü 2'ye eşittir. Aynı zamanda 2 çarpı 4 bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gitti. E o zaman x de böylelikle kaça eşit oldu? 4 kere 2 8 burası. 8 bölü kök 41'e eşit oldu. Kök 41 eşitliğine çarparsam 8 kök 41 bölü 41 diye buluruz cevabı. Bazen de e bak, bak tabana ait yükseklik varsa aklınıza ne gelsin? Alan gelsin. Bazen bir üçgenin alanı iki şekilde yazabiliyoruz. Hem bu tabana ait yükseklik var. Kök 41 tabanına ait yükseklik. Hem de iki tabanına ait yükseklik var. O da geniş açılı olduğundan dolayı dışarı düşmüş oluyor sadece. Evet örnek 8 kaç çıktı? 8 kök 41 bölü 41 geldi. Geldik şuraya. Taral alan isteniliyor bizden. Arkadaşlar soruya bakıyoruz. Şekilde 90 derecede özel bir açı var mı? Var. Açı alan sorusu büyük ihtimalle cevabımız ne olacak? Kesinlikle ama kesinlikle %99.9 diyelim hatta yanında payımızda olsun. Tabana ait yükseklikten çıkar. E hocam ne yapacağız? Bu tabana ait yükseklik çizeceğiz. Bak taralı üçgende şu alan soruluyor ya. Burada 5 tabanı verilmiş. 5 tabanına ait yüksekliği çizeceksiniz. Bunun tepesi burası değil mi? Evet buradan çizilen yüksekliği bulmaya çalışacaksınız. Öncelikle ilk çiziminiz bu. 90 derece ya da özel bir açı varsa. Çizdiniz bunu. Sonra bakacaksınız verilen bilgiyi kullanacaksınız. O açı ortay vermiş. A açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. E o zaman burası 4 ise burası da 4'tür. O zaman alan ADE neye eşit oldu? 5 çarpı 4 bölü 2'ye eşit oldu. Yani 20 bölü 2'den cevap kaç çıkar? 10 çıkar. Geldik 10. soruya. Şimdi alan ABC isteniliyor bizden. AC'yi kaç vermiş? 7 vermiş. Sonra AB'yi kaç vermiş? 8 vermiş. E hocam 8 tabanına ait yükseklik ya da 7 tabanına ait yükseklik mi çizelim? Yo. Ama bak burada çizersem o yüksekleri bulamayacağım belli. E, ne yapabilirim? Hocam 7 var. 7 tabanına ait yükseklik 5. Yani sen burada bir üçgen oluştursan böyle şu üçgenin alanını bulabilir misin? Evet. Hocam burada da 8 tabanına ait yükseklik var. E o zaman bu üçgenin alanını da bulabilirsin. O zaman her ikisini de toplarsan tüm alana ulaşabilirsin. Bak taban çarpı tabana ait yükseklik nasıl işimize yarıyor. 8 çarpı 4 bölü 2 bir üçgenin alanı artı 7 çarpı 5 bölü 2 de diğer üçgenin alanı. Yani buradan kaç yaptı? Burada sadeleştirmeyeyim çünkü bu 5 çarpı 7 bölü 2 sadeleşmiyor. Ee, burada AB'yi 8 vermiş tamam. 4 kere 8 32 artı 35. 5 kere de 35 bölü 2'den Cevap da kaç yaptı o zaman? 67 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Yani örnek 10 67 bölü 2 oldu. Geldik örnek 11'e. Şimdi ne var burada? FC uzunluğu isteniyor bizden. FC x uzunluğu isteniyor. Hmm. Ne yapacağız burada? Alan ADC'yi 42 vermiş. O zaman alan ADC'yi kullanmaya çalışacağız. Dur bakalım. Alan ADC var mı hocam burada? 42. Hocam şekilde 90 derece ve özel bir açı var mı? Ee, şey, var. Ne var? 90 derece var. E o zaman bu üçgenin alanı büyük ihtimalle nereden çıkacaktır? Tabana ait yükseklikten çıkacaktır. Hocam şu üçgende ben şu taban yok ki bu tabana ait yükseklik çizeyim buradan değil mi? Sonra bu taban yok ki şu taban yok ki bu tabana ait yükseklik çizeyim. Ya da bu tabana ait tabanda yok yükseklik yok. Ama dikkat et şu tabana ait şuraya y dersem bu tabana ait yükseklik mi var burada? Evet. E o zaman burası tamamını hatta a diyeyim. Şunun tamamını a diyeyim. Şu üçgenin alanı verilmiş bana. 42. A çarpı A tabanına ait yükseklikte buradan çizilen değil mi? A'nın tepe noktası burası yapıyor. Yani A çarpı 7 bölü 2'ye eşittir bu. E A çarpı 7 bölü 2 42 eşit verilmiş. Hocam 7 ile 42 sadeleşince 6 6 kere 2 12. A'yı ne bulduk? 12 bulduk. Hocam A 12 ise o zaman burası Y dediğimizde çıktı 6 çıktı. Ve burada da X'i bulabilir bulabilirim artık Pisagor bağıntısından. Yani 6'nın karesi eşittir 2'nin karesi artı x'in karesinden 36'dan 4 çıktı. 32 eşittir x kareden x de böylelikle kök 32 çıkar. Hocam bu 16 çarpı 2 olduğundan 16 dışarıya 4 diye çıkacağından cevabımız 4 kök 2 olur. Örnek 11'i 4 kök 2 bulduk. Tabana ait yüksekliğin ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Evet geldik örnek 12'ye. Alan ABC soruluyor. Hocam ikiz kenar verilmiş. Valla tabana ait yükseklik yok ama özel bir durum var yine ikiz kenarlık var. İkiz kenarda tabana ait yükseklik ne yapıyordu? Tabanı iki eş parçaya bölüyordu. Hop şöyle. Tabanı iki eş parçaya bölüyor hocam burası. 3 kök 5, 3 kök 5 yaptı burası. Aa burada ne var? Pisagor bağıntısından ben buradaki yüksekliği bulabilirim. Hadi bakalım Pisagor bağıntısı. 7'nin karesi eşittir. H'ın karesi artı 3 kök 5'in karesi. Hocam bu 49 eksi bu e, 9 kere 5 45. 45 eşittir. H kare yaptı yani H kare buradan 4 yaptı. H'ı da buradan kaç bulduk? 2 bulduk. H 2 ise eğer Alan abc'yi artık bulabilirim tabana ait yükseklik kaç yaptı 2 yaptı 6 kök 5 çarpı 2 bölü 2 bana alanı verecektir yani cevap böylelikle ne çıktı 2'ler sadeleşince 6 kök 5 çıktı örnek 12'de geldik örnek 13'e abc eşkenar üçgen demiş 60 60 ve burası da 60 mı 60 e hocam açıları yazdık burası 90 derece mi evet e burası nedir arkadaşlar 30-60-90 üçgenden dolayı 60-90 ise burası 30 oldu Şimdi ne var burada? 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı kaçtır? 8'dir. Sonra burası da kaçtır? 4 köküçtür. E, hocam ne yapacağız? Valla şu şekilde yapabiliriz bunu bulurken. Ya hocam şuradaki üçgenin alanından şurayı çıkartacağız diyebiliriz. E, ama burada şu kenar falan var mı? Var aslında. Şu üçgenin alanı bulmak için tabanına ait yükseklik falan lazım. Ya da şu eşkenar üçgenin alanından burayı çıkartacağız diyebiliriz. Sanırım eşkenar üçgenin alanı daha mantıklı arkadaşlar. Eşkenar üçgenin alanını ben e, vermiş miyim? Şu an vermemişim ama eşkenar üçgen sorusu olduğu için şurada vereyim isterseniz bir yerde de anlatılabilir belki. Bir kenara A olan eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Ha bilmek zorunda mısın? Bilmek zorunda da değilsin ama genelde çok kullandığımız için bilsen iyi olur. Neymiş? Eşkenar üçgenin alanı buymuş arkadaşlar. Tamam mı? Nereden geliyor? Tabana ait yüksekliği çizecek olursan hocam A bölü 2 A bölü 2 burası. Burası da a bölü 2'nin kök 3 katı olduğundan a çarpı a bölü 2'nin kök 3 katı bölü 2 a kare kök 3 bölü 4 yapıyor. Bilsen iyi olur. Bu arada bakın ne geldi buradan? 8 3 daha kaç yaptı burası? 11 yaptı. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı kaç yaptı? 11 oldu. Hatta burası da 11 olacak ya. Buraya da ne kaldı diyebiliriz arkadaşlar? 8 7 mi kaldı? Evet 7 kaldı. Dediğimiz gibi isterseniz dik üçgenin alanından şu alanı çıkartabilirsiniz. Ama eşkenardan yapalım isterseniz. Evet yani yazalım şuraya. Eşkenarın alanından neyi çıkartacağız? Üçgenin alanını. 30-60-90'lık şu üçgenin alanını çıkartacağız. Hadi bakalım. Eşkenarın alanı nedir? Hocam 11'in karesi kök 3 bölü 4 diyeceğiz. Bundan neyi çıkartacağız? Şu üçgenin alanını çıkartacağız. Yani 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2'ye çıkartacağız. E hocam burası kaç yaptı? 121, 121 kök 3 bölü 4 eksi 16 kök 3 bölü 2'den 8 kök 3 yaptı burası. Bu da 121 kök 3 bölü 4. 121 kök 3 eksi 4 kere 8 32 mi yaptı? 32 kök 3 bölü 4 yaptı. E bundan bu çıkınca sanırım sonu 9'luğu 8 mi yapıyor? Evet. 89 kök 3 yapıyor galiba arkadaşlar cevabımız değil mi? 89 kök 3 bölü 4 yaptı. Böylelikle işlemin devamını getirdiğimizde. Ha hocam eşkenarı bilmiyorum ben diyenleri bir de şeyden çözeyim. Hocam burası da 30 60 90 üçgen olmadı bu oldu. 30'un karşısı 7 ise burası kaç yaptı? 7 kök 3 yaptı. İstersen ikinci yolda şöyle yap. 7 çarpı 7 kök 3 bölü 2'den hocam şu üçgenin alanını çıkartacağız da diyebilirsiniz. E şimdi dikkat et. Burası tamamı 7 kök 3. Buraya 3 kök 3 mü kaldı? Evet. Hocam şuradaki üçgenin alanı nasıl bulacağız? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa bak burası da 30 derece. E, tabana ait yüksekliğinden bulacağız. Nasıl? 3 kök ait bir yükseklik çizersek 90'ın karşısı 3 ise 30'ın karşısı da 3 bölü 2 çıkar. Dolayısıyla nasıl bulacağız bunu arkadaşlar? Şu şekilde bulacağız. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2'ye çıkartacağız. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2'ye çıkartacağız. 49'dan 9 çıkınca hop burası 7 çarpı 7 kök 3 bölü 2 eksi 3 kök 3 çarpı 3 bölü 2 bölü 2. Evet 3 kök 3 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 olacak. Yanlış yapıyorduk. 3 kök 3 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 oldu. Yani burası 49 kök 3 bölü 4 2 Eksi 9 kök 3 bölü 4 yaptı. 2 ile çarparsam kaç yapıyor? 98 yapıyor. 98'den de 9 çıkınca o da kaç yapıyor arkadaşlar? 98'den 9 çıkınca 89 kök 3 bölü 4 yaptı. Evet ikinci yolumuz da bu arkadaşlar. Siyahla gösterdiğim kısım bu şekilde de dik üçgenin alanından sarı üçgenin alanını çıkarttık arkadaşlar. Tamam mı? Şunu siyahla yaptığımızı siyahla gösterelim. Şurası da 30 derece. Burası da 3 bölü 2 olduğunu şöyle gösterelim. Tamam mı? Evet. Örnek 13 bu şekilde oldu arkadaşlar. İki türlü cevabı gösterdim sana. Geldik örnek 14'e. Alan B, D, G denmiş. Hocam alan B, D, G denmişse bu bir dik üçgen değil mi? Evet. Dik üçgen. E hocam bu dik üçgen olduğu için şuradaki kenarı bulursam olay bitti. Bu arada G ağırlık merkezi. Hocam G ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden geçer nedir? Kenar ortaydır. Tamam. E bu ağırlık merkezi buraya kadar gelmiş. Bunu uzatsak sadece kenar ortay diyebiliriz. Uzunluk yok. O zaman onu uzatmayayım. Ama bu garibin de ağırlık merkezine kadar gelmiş. E bu garibin ağırlık merkezine kadar gelmişse hop bunu da böyle uzatır mıyız? Uzatırız. Ama uzatmadan önce şunu da söyleyeyim. Hocam ağırlık merkezi ise 1'e 2 orandan dolayı burası 6 mıdır? Evet. Sonra ağırlık merkezi ya kullanmam lazım. Şunun devamını getirecek olursam ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. E hocam 90'dan kenar ortay çizildi. Muhteşem. E Ağırlık merkezinde 1'e 2 oran vardı. Hocam burası 10'sa burası nedir? 5'tir. E hocam burası da 5, burası da 5. Hop burası kaç çıktı? 10 çıktı. E çünkü burada Pisagor mu artısı var? Evet. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden 8 bulduk burayı. E artık alan BDG'yi bulabilirim. Alan BDG neye ne eşit arkadaşlar? 3 çarpı 8 bölü 2'ye eşit. 24 bölü 2'den cevap 12 yaptı. 14. soruda. Evet geldik bir sonraki soruya. Özel açı mantığı. Ne demiştik? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı %99.9 nereden çıkıyordu? Tabana ait yükseklikten çıkıyordu. E o zaman hocam 3 kök 2 tabanına ait yüksekliği çizebilirim ya da 4 tabanına ait yüksekliği çizebilirim. Sizce hangisi daha kolay? Hocam şu daha kolay değil mi? Bu tabana ait yükseklik çizmek daha kolay değil mi? Çünkü bak, böyle yani iki ihtimal olduğunu zaten özel açının mantığı, özel açının mantığında söylemiştik. Buradan dik çizerim ya da buradan dik çizerim. Buradan dik çizince kök 2 katı oluyor ya burada 90'ın karşısı. Bu daha kolay. E, 3 kök e, 45 45 90 üçgeni de 90'ın karşısı 3 kök ise bunlar 3 3 yapacaktır. E, tabana ait yüksekliğimiz 3 oldu. O zaman alan 4 çarpı 3 bölü 2. 12 bölü 2'den cevabı ne diye buluruz? 6 diye buluruz örnek 15'te. Geldik örnek 16'ya. Ne var burada? 15, 90, 75. Hah. 15, 75, 90 üçgeni özel üçgenlerde göstermedim. Çünkü niye? Hocam alan sorularında karşımıza çıkardı. E, neydi 15 75 90 özelliği? Burası haçsa burası 4 haçtı. Bak işte böyle sorularda karşına çıkar. Yani H 3 kök 4 haçta 12 kökki yapar. Alan ABC'de ne yapacaktır? Taban ve tabana ait yükseklik belli. 12 kök 2 çarpı 3 kök -2 bölü 2'ye eşit olacaktır. Kök -2 ile kök -2 çarpımı 2 bölü 2 ile sadeleşti. O zaman 12 çarpı 3'ten cevabı 36 diye buluruz. Geldik 17. soruya. DC kaç santimetredir? Alan BDC'yi vermiş. Arkadaş şuradaki alanı vermiş bana. Şimdi şekilde 90 derece var. Üçgenin alanı sorulmuyor ama bu alanı vermiş bize. E, alan sorusunda 90 derecede varsa üçgenin alanı büyük ihtimalle değil. %99.9 nereden çıkardı? Tabana ait yükseklikten çıkardı. Hocam tabana ait yüksekliği çizeyim. Tabana ait yüksekliği çizersem eğer 25 verilmiş ya 25'e ait yüksekliği çizdim. Ben bu haşı bulabilirim. 150 eşittir 25 çarpı h bölü 2 eşit. E hocam Burası 25'e bölsen 25'e bölsen sanırım 6. 6 kere 2 12. Haşı buradan ne bulduk? 12 bulduk. Sonra dur kullanmadığım bilgiye bak. Neyi kullanmadık? Hocam açı ortayı kullanmadık. Bak açı ortayda kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşitti. Şunlar birbirine eşit. Aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. A burası 16 ise burası da 16'dır. Buraya ne kaldı o zaman? 9 kaldı. E sonrasında arkadaşlar 9, 12, 3, 4, 5'in katı ezberleyin demiştik. 3, 4, 5'in 3 katından dolayı burayı da kaç buluruz? 15 buluruz. Zaten DC isteniliyor bizden. Cevap da böylelikle 15 çıktı arkadaşlar. Örnek 17'yi 15 bulduk. Geldik örnek 18'e. Alan ABC nedir diye soruluyor. Dik üçgen, dik kenarları bulsam olay bitti. Burada ne var arkadaşlar? Açı ortay var. Açı ortayda. Ne var burada? Tabandaki oran var. Hocam 5'e 3 tabandaki oransa koldaki oran da 5'e 3 değil midir? Evet. 5K'ya 3 kaldır. A özel üçgen 3K 5K Ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden Burası 4K olmak zorunda Hocam 4K toplamda 8'e eşit 4K 8'e eşitse K'yı 2 buluruz K2 ise burası 6 burası da 10 mu çıktı? Evet. Şimdi alan ABC isteniyor Benden ABC Hocam K'yı 2 bulduk ya e, Burası da zaten 8 5 3 daha 8 Ya da 4K'dan 8 Dik kenarlar çarpımının yarısı 8 çarpı 6 bölü 2 Bana A, sonucu verecektir 48 bölü 2'den cevap kaç yapar? 24 yapar. Örnek 18 24 oldu. Geldik örnek 19'a. Alan ABC'yi 76 vermiş. İşleyi çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar işleyi çemberin yarıçapı aslında şudur. Açı ortayda şuradaki çizilen dikmelerdir. Kollara çizilen dikmelere biz ne diyoruz? İşleyi çemberin yarı çapı adını veriyoruz. Ya da işleyi çemberin merkezi burası ya. Bu iç çemberin merkezi demek içeriden çizilen teğet çember olduğu zaman tam orası demektir. E burada yarı çapları çizecek olursak hocam bu yarıçap, bu yarıçap, bu da yarıçap oluyor diyebilirsiniz. Yarıçap, yarıçap, yarıçap. Bak bu kollara çizilen dikmelerin ispatı bir ispatta bu oluyor aslında. Ama aklında bulunsun bu dediğimiz şu kollara çizilen dikmeler neymiş? İç çemberin yarıçapıymış. E alan ABC'yi vermiş. Hocam alan ABC'yi ben tamamen bulamayabilirim ama şu üçgenin alanını ayrı bir şekilde bu üçgenin alanını ayrı bir şekilde bu üçgenin alanını ayrı bir şekilde bulup toplayabilirim. Yani 16 çarpı R bölü 2 artı 10 çarpı R bölü 2 artı 12 çarpı R bölü 2 bana tüm alanı verecektir. Yani 76'yı verecektir. Burası 8 R artı 5 R artı 6 R eşittir 76'ymış. Buradan da ne çıkıyor o zaman? 19 R eşittir 76. O zaman buradan da R'yi kaç buluruz? 4 buluruz. İşte çemberin yarı çapı isteniyor bizden. Cevap 4 yapar. Bir şey daha öğrenmiş oldunuz. İşte çemberin yarıçapı neymiş? İşte çemberin merkezi zaten açıortayların kesim noktasıydı. Kollara çizilen dikmelerde işte çemberin yarıçapı arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet geldik bir sonraki soruya. I iç açıortayların kesim noktası. Tamam iç açıortayların kesim noktasıysa. Buradan gelen açı ortay. Buradan gelen açı ortay. Buradan gelen açı ortay. Olmak zorunda mı? Evet. Hatta açı ortay kola dik çizilmiş arkadaşlar. Şu kola çizilen dik neydi? İşte çemberin yarıçapıydı. Alan ABC nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. E işte çemberin yarı çapı burasıysa yani iç açı ortayların kesim noktası burasıysa bunlar açı ortay. Bu açı ortay. Burası da açı ortay değil midir arkadaşlar? 45-45 evet. E şimdi burada açı ortay kola dik çizilmiş. Ne yapalım? Diğer kola da biz bir dik çizelim arkadaş. Kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşittir. 3 ise 3'tür burası. Tamam. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. 5 ise 5'tir. E hocam burada da açı ortaya kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizeyim. Hocam kollara çizilen dikmeler eşit. 3 ise 3. 12 ise burası da 12 midir? Evet. E sonra? E hocam burada bak dikkat et. 90, 90, 90. Hocam burada bir dikdörtgen oluştu. Burası da 90 derecedir. 3 ise 3'tür burası. 3 ise burası da 3 müdür? Evet. E ne isteniyor bizden? Bizden şu isteniyor arkadaşlar. Ne isteniyor? Bizden şu isteniyor. Alan isteniyor. Hocam üçgenin alanında hop şöyle. Nedir? 8. Burayı 8 bulduk. Burası nedir? 15. 8 çarpı 15 bölü 2 eşittir. Yani sadeleştirdiğimiz zaman burası ne yaptı? 4. 4 ile de 15 çarpı kaç yaptı? 60 yaptı. Bu arada sana bir sır vereyim mi? Buradaki 3'ü vermeseydim de soru çıkacaktı arkadaşlar. Nasıl mı? Bak şimdi dikkat et. Soru böyle olurdu. Ben işinizi daha kolay olsun diye o şekilde yaptım. Soru şöyle olurdu. Hocam şurası iç çemberin merkezi. Şuradan dik çizildiğinde burası 5, burası 12. Tamam mı? Şurası 5, burası 12. Alan nedir diye sorardım. Aynı mantıktan gelecektin. Açı ortay, açı ortay diyecektin. Açı ortayda hocam kollar çizilen dikmeler eşit, dikmelere eşit. Bak dikkat et. Burası da R, burası da R. Hani kollar çizilen dikmeler eşit. Hocam şurası da eşit burası da eşit burası da eşit değil mi? Evet 12 ise burası da 12 5 ise burası da 5. Hocam burada kare çıktı R R R R oldu. Sonra Pisagor bağıntısı yapacaktın. Burası 17 ya. Hocam büyük ihtimalle 8 15 17'dir. R yerine 3 yazarsam 8. 3 yazarsam 15 17 çıktı. O yüzden 8 çarpı 15 bölü 2'den sonuca da bu şekilde ulaşabiliriz. Tamam mı? Ben burada yani bir daha kolay olsun diye bu şekilde yaptım. İç açı ortayları kesim noktasını. Buradaki 3'ü vermek zorunda değildi soruda. 3'ü biz bulacaktık burada Pisagor bağıntısından arkadaşlar. Evet örnek 20 ne çıkmış? 60 çıkmış arkadaşlar. Geldik örnek 21'e. Evet ABC eşkenar üçgen demiş. Biraz önce demiştik yine hatırlatayım. Eşkenar üçgenin alanı neydi arkadaşlar? A kare kökü 3 bölü 4'tü. Alan tamam mı? Şimdi şuraya 15 vermiş. Eşkenar üçgen hocam burası 60. E hocam buraya kaç kaldı? 45 derece kaldı. E burası 45 90 ise burası da ne yaptı? 45 yaptı. Bütün kenarlar 8 8 8 mi? Evet. Sonra buraya da ne kaldı? 15 derece. Kaldı mı? Kaldı. E hocam burası taralı alan nedir diye soruluyor. Eşkenar üçgenin alanından neyi çıkartacağım? Şuradaki ikizkenar dik üçgenin alanı çıkartacağım. Eşkenar üçgenin alanı nedir? Hocam a kare kök 3 bölü 4 eksi şu ikizkenar dik üçgenin alanı nedir? Hocam dik kenarları bulursak olay bitti. Hani burası dik kenardan hipotenüse geçiş kök 3 kök 2 katı ya. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hal değil midir? Evet. Burası 8 bölü kök 2. 8 bölü kök 2'dir bunlar. Kök 2 ile çarparsam 8 kök 2 bölü 2'den bak kök 2 eşit ile çarpıyorum. 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 olur burası. E o zaman bu kenar 4 kök 2 burası da 4 kök 2. Şu beyaz alanı çıkartacağım. O da 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2'ye eşittir. Hocam bu ne yaptı? 64 kök 3 bölü 4'ten 16 kök 3 yaptı eksi hocam Burası da kök 2 ile kökgeni çarpı 2/ bölü 2 de gitti 16 yaptı Evet cevap böyle kalır mı kalır 16 kök 3 eksi- 16 şeklinde buluruz cevabı arkadaşlar Evet Böylelikle en önemli kısmı bitirdik ikinci en önemli kısma geleceğiz onu da bir sonraki videoda yapalım en önemli kısım ne şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa üçgenin alanı taban çarpı Tabana ait yükseklik bölü 2 Bazen tabana ait yüksekliği biz çizeceğiz. Sakın ama sakın unutma. Eski ek çizimleri çok fazla kullanmayacağız. Mesela ben sana şurada bir soru daha göstereyim şöyle. Dostum dikkat. Şöyle bir soru daha göstereyim. Mesela şöyle bir soru geldiğinde, "Hocam şuradaki şey istenirse, alan istenirse, şunlar da birbirine eşitse, şuradaki uzunluk atıyorum kaç verilsin? 6 verilsin. Burası da 6 verilsin. Bu taralı alan nedir?" diye sorulursa. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa ne yapacaksın? Hocam tabana ait yüksekliği çizeceğiz. Aa, bu soruya bakıp da hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Muhteşem üçlü mü çizsem değil. O ek çizimleri en sona bırakıyorsun. Alandaysan alan ek çizimini düşüneceksin. Ne yapacaksın? Hocam bu tabana ait yükseklik çizeceğim. Tepesi burası ya. Hop çizdim. Çizince şu haşı bulacağım. Haşı bulunca gerisi çok kolay. A şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine paralel oldu. Ne oldu burada? Orta taban çıktı. 6 ise burası kaç yapar? 3 yapar. O zaman üçgenin alanında 6 çarpı 3 bölü 2. Taban çarpı yüksek bölü 2'den 9 diye buluruz arkadaşlar. Bak en son kapanışta da işte böyle. Yani eksi eski eski ek çizimleri ilk etapta kullanma. Kullanacağın durumlarda olacak da 90 ya da özel bir açı varsa sen alanda alan alana özgü düşüneceksin. Tabana ait yüksekliği çizeceksin. Ne zaman 90 derecede özel bir açı varsa sakın ama sakın bu dediğimi de unutma. Evet gençler böylelikle ilk kısmı bitirdik. En önemli kısmı bitirdik. Bir sonraki kısım da aslında çok önemli. O da alan dağıtma. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda alanın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.